Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte NAT, NATP, FAT, FADH2, NATPH2, NATH2 durumlarını irdeleyeceğiz. Tabii bunları irdelerken değerli arkadaşlar güzel şekillerimiz olacak. Bu şekiller üzerinden konuşacağız. Duydum ki çok fazla karıştırıyormuşsunuz NAT'ların indirgenip yükseltgenmesini. Biz de ne yaptık? Hemen bir kısa bilgiler serisi çekmek istedik. Şimdiki şurada bakın birinci şeklim bu. Bir de ikinci şeklim var. Bir solunum için inceleyeceğim. Şuradaki solunum için. Bir de ne için inceleyeceğim? Fotosentez için inceleyeceğim. Şekiller İngilizce olabilir. Hiç o konuda bir sıkıntınız olmasın. Zaten aynı şeyler. Yani yurt dışında sizin gördüğünüz buradaki biyoloji de yurt dışındaki biyoloji aynı arkadaşlar. Bu yüzden sıkıntınız olmasın. Türkçe'ye çevirmekle çok fazla zaman kaybetmek istemedim. O yüzden yurt dışındaki görsellerden aldık. Şimdi İlk başlangıçta bizim canlılarda enerji dönüşümleri solunum yani hücresel solunum dediğimiz olaydaki NAT'ların ve NATH2'lerin ve FAT'ların durumlarından bahsedeceğim size. O yüzden burada ne konuşacağım ben? Burada şunları konuşacağım. NAT'ları konuşacağım ve FAT'ları konuşacağım arkadaşlar. NAT'lar ne olacak ve FAT'lar ne olacak şeklinde. Bir tane hücrem var. Bu hücremin arkadaşlar nesi var? Mitokondrisi bulunmakta burada. Ve sitoplazması bulunmakta bu kısımda. Şimdi sitoplazma kısmında ökaryotik bir hücreden bahsediyorum. Sitoplazma kısmında ne gerçekleşiyordu? Glikoliz evresi gerçekleşiyordu. Glikoliz reaksiyonları tüm canlılarda ortaktı bildiğiniz gibi değil mi? Şuna bakıyorum. Bakın bu glikoz. Bu glikoz ne yapılmış arkadaşlar? Pirüvata kadar ne yapılmış? Parçalanmış. O zaman bunun ismi nedir arkadaşlar? Glikolizdir. Yani şu 1 ile göstermiş olduğu yer nedir arkadaşlar? 1 ile göstermiş olduğu evre glikoliz evresi. Nerede gerçekleşiyormuş glikoliz evresi? Sitoplazmada gerçekleşiyormuş. Peki ne oluyor bu evrede? Bu evrede bakın dikkat ettiyseniz görüyor musunuz? Şu oku görüyorsunuz değil mi? Ne yapmış bu vatandaş? NATH'a indirgenmiş. Ne NATH'a indirgenmiş peki? Hemen yazıyorum bakın. Glikozu aldım. Glikozu aldıktan sonrasında ne yaptım bunu? Pirüvata çevirdim arkadaşlar. Pirüvata çevirirken arkadaşlar burada ne yaptım? NAT'ları arkadaşlar ne yaptım? Hidrojen alaraktan indirgedim. Bakın NAT'lar ne yapıyor? Hidrojen alaraktan bir ağırlık alarak, hidrojen ağırlığını alaraktan ne yapıyor arkadaşlar? İndirgenmiş oluyor. Bu cepte kalsın. Bak bu cepte kalsın tamam mı? Daha sonrasında yapacağım işlem ne benim burada peki? Pirüvat kaç karbonlu? 3 karbonlu bir vatandaş. Bunu ne yapacağım arkadaşlar? 2 karbonlu asetil neye çevireceğim? KOA'ya çevireceğim. Bakın asetil KOA'ya çevirdim. Kaç karbonlu bu vatandaş? 2 karbonlu şeklinde adlandırılıyor. Karbon sayısı ne oldu? Azaldı. Karbon sayısı azaldıysa eğer ki o zaman buradan karbondioksit çıkışı gözüküyor diyebilir miyim? Diyebilirim. Bir de bu evrede yine NAT'lar ne yapıyor değerli arkadaşlar? İndirgeniyor. Bakın ne yapıyormuş NAT'lar? İndirgeniyormuş. O zaman yine ok çıkarttım buraya ve NAT'lar ne yapılacak? İndirgenecek dedim. Bakın gördüğünüz gibi NAT'lar hem glikolizde indirgendi hem de pirüvattan asetil KOA basamında ne yapmış oldu? NAT'lar indirgenmiş oldu. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Asetil KOA'dan sonrasında ben buradaki evrede neye geçmiş olacağım? Bakın sitrik asit döngüsü diyor bana burada. Sitrik asit döngüsü demek ne demektir? Krebs döngüsünden bahsediyor. Krebs döngüsünden. Krebs döngüsünde yine NAT'lar ne olacak arkadaşlar? Bakın NAT'lar ne yapmış? Yine hidrojen almış. NAT'lar hidrojen alıyorsa eğer ki ne olacak demektir bu? Yine indirgenecek demektir. Bakın daha sonraki evreyi yazıyorum. Krebs döngüsü. Krebs. Yine NAT'lar ne yaptı arkadaşlar? Burada NAT'lar ne yaptı? Yine indirgenmiş oldu. Hocam kaç tane NAT indirgendi? Sana ne? Bana ne? Bak ilgilendirmiyor bizi. Bizi ilgilendirmiyor. Kaç tane NAT olduğu bizi ilgilendirmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki sayısal ifadelere girme diyor. Sadece hangi evrede NAT'ların ne olduğunu bil yeter diyor. Bu yüzden de yok efendim şu kadarmış, yok efendim bu kadarmış gerek yok bu tip şeylere. Tamam. Devam ediyorum, devam ediyorum. Krebs'te bir de Krebs'te. Ne var arkadaşlar? NAT'ın amca oğlu olan FAT'larımız var. FAT'lar da ne yapıyor arkadaşlar? Krebs'te indirgenmiş oluyor.
Fat H2 konumuna ne yapıyor? Geçmiş oluyor. Peki hocam, ya NAT'la indirgeniyor diyorsun da bunu sen ezberletiyorsun ya bize. Sen ezberci bir zihniyetsin ya. Niye ezberletiyorsun bize bunu diyorsun değil mi? Böyle içinden böyle sövüyorsun bana filan. Sövmene gerek yok. Çok basit. Şurada görmüş olduğumuz NAT'lar hidrojen aldılar. Hidrojen aldığı zaman bu NAT'ta bir ağırlık ortaya çıktı. Ve NAT'lar hangi konuma geçtiler? NADH konumuna geçtiler. NADH konumu şöyle de gösterilebilir. Bu böyle de gösterilebilir, böyle de gösterilebilir. Tamam mı? Fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Sonuç itibariyle ben bunu böyle de göstersem, böyle de göstersem ne olacaktır? NAD indirgenmiş olacaktır. Peki niye indiriyorum ben bunu? Manyak mıyım ben indiriyorum? Hayır. Bunları nereye götüreceğim? Bu indirgemiş olduğum vatandaşları nereye götüreceğim? Şurada ne var bakın? Elektron taşıma sistemi denilen bir vatandaşımız var. Yani ETS denilen bir reaksiyon dizimiz bulunmakta. İşte burada şu natları indirgemiştim ya. Bu natların indirgemiş olduğum hidrojenlerinden faydalanıp elektron taşıma sisteminde ATP sentezlettirmek için indirgiyorum bunu. Tamam mıdır? Bence tamamdır. Hocam fatlar da mı aynı şekilde? Evet. Fatları da indirgeme sebebim nedir? Bunların ETS'ye gönderip hidrojenlerinden faydalanmak arkadaşlar. Tamam. Bu cepte kalsın. Hocam sen buraya NADH yazdın, buraya FADH2 yazdın. Niye FADH yazmadın? Ya oğlum bak az yaşayacaksınız. Bunları dert etmeyin. Bunları dert etmenizin bir anlamı yok. Ha FADH yazmışım, ha FADH2 yazmışım. Önemli olan oraya bir tane hidrojen takısı ilave ediyor olma. Yok efendim şunu yazmışım, yok efendim bunu yazmışım. Mantığını anla lan. Mantığını anla yeterli benim için. Başka bir şey istemiyorum senden. Bak şimdi. Şu glikoliz evresi sitoplazmada gerçekleşiyor. Krebs döngüsü reaksiyonları mitokondrinin neresinde? Sıvı kısmında, matris kısmında gerçekleşiyor. ETS reaksiyonları mitokondrinin kristasında gerçekleşiyor. Unutmuyorsun. Yani elektron taşıma sistemi elemanlarının krista kısmında olduğunu mutlaka unutmuyorsun. Tamam? Hocam fermantasyona durum ne peki? Fermantasyonda her zaman ister etil alkol fermantasyonu olsun, ister laktik asit fermantasyonu olsun, ikisinde de natlar indirgenmez, yükseltgeniyor arkadaşlar. Neden? Çünkü glikolizde yani sonuç itibariyle fermantasyona baktığınız zaman ister etil alkol fermantasyonu, ister laktik asit fermantasyonu olsun neyle başlayacak bunların ikisi de? Glikolizle başlayacak. Glikolizde ben natları indirgiyorsam eğer ki ne yapacağım? Devamında da yükseltiyor olmam lazım, değil mi arkadaşlar? Bu yüzden fermantasyonda natlar ne yapacaktır arkadaşlar? Yükseltgenmiş olacaktır. Yani nat artı konumuna geçecektir. Yani hidrojenlerini kaybedecektir değerli arkadaşlar. E hocam işte oksijensiz solunum da eşittir fermantasyon olduğuna göre aynı şey. Bak oksijensiz solunum hala fermantasyon diyorsan hemen bak yapacağın çok basit bir işlem var. Sağ üstte çarpı tuşu var. Basıp çık. Çık girme abi girme sınava ya. Ben, yani burada barın barın anlattım ben burada aylarca oksijensiz solunumu. Bas çarpıya çık yani gerek yok bence. Bakın gözünüzü kulağınızı açın dinleyin. Oksijensiz solunum eşit değildir fermantasyona. Eşit değildir. Şurada ne anlattıysam oksijensiz solunum için de geçerli. Yani şurada glikoliz, sitrik asit döngüsü yani Krebs döngüsü, elektron taşıma sisteminde anlattığım her şey oksijensiz solunum için de geçerli. Ne farkı var peki hocam? Şu farkı var. Oksijensiz solunumda son elektron alıcısı oksijen değil arkadaşlar. Nedir? Sülfat olabilir. Tamam mı? Başka nitrat olabilir, nitrit olabilir, hiç fark etmez. Demir olabilir, magnezyum olabilir. Oksijen hariç her şey oksijensiz. Sonunda son elektron alıcısıdır. Tamam mı? Değerli dostum. Lütfen ama lütfen. Artık fermantasyon eşittir. Oksijensiz solunum muhabbetinden bir sıyrıl. Tamam. Bu konuştuklarım ne içindi? Bu konuştuklarım hücresel solunum içindi. Bunun bir amca oğlu var. Şimdi natların ve fatların bir de nesi var? Amca oğlu var. Bu amca oğlu kim peki? Amca oğlu şu. NatP. NatP nerede? NatP fotosentez kısmında. O zaman bir de neye bakalım arkadaşlar? Fotosentezdeki NatP durumlarına bakalım.
Fotosentez dediğimiz muhabbet iki aşamada gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi ışığa bağımlı reaksiyonlar, yani aydınlık ev reaksiyonları. Bakın şuraya ben bir numara diyeceğim, bu yüzden bir numara. Bu kısma ise iki numara diyeceğim. Şu kısım bir numarada gösterdiğim kısım aydınlık ev reaksiyonları. Gördüğünüz gibi ışık var zaten. İki numaralı kısım ise Calvin döngüsü dediğimiz karanlık evli reaksiyonları. Bakın ışığa bağımlı reaksiyonlarda ne yapılmış? Oksijen açığa çıkmış. Çünkü ışığa bağımlı reaksiyonlarda oksijen görüyorum ben. Su ne yapmış? Reaksiyona girmiş. Başka ne oldu ışığa bağımlı da? Bakın şuraya hemen yazıyorum. Bir aydınlık evre, yani ışığa bağımlı yazıyorum. Aydınlık evre. Aydınlık evre reaksiyonlarında ne gerçekleşiyor? Ne üretiyorum ben arkadaşlar? Bir ATP üretiyorum, ATP. Niye ATP üretiyorum peki? Karanlık evreye göndereceğim. Bu yüzden ATP üretiyorum. Bir ATP üretimi gerçekleştiriliyor. İki, aydınlık evre reaksiyonlarında çok aç bir tane adamın bulunmaktadır. Bu aç adamımın ismi nedir arkadaşlar? Nikotinamit, adenin dinükleotit fosfattır. Aç olan adam ne yapacaktır? Hidrojenleri alacak ve karnını doyuracaktır. Bu yüzden NADP hidrojen alıp indirgenecektir. Yani NADPH2 konumuna geçiş yapmış olacaktır. O zaman aydınlık evrede bir ATP sentezliyor. Hocam kaç ATP sentezleniyor? Sana ne oğlum? Sana ne yavrum? ATP sentezlendiğini bil yeter. Tamam mı? Seni ilgilendirmiyor. Beni de ilgilendirmiyor şu aşamada. Sen sadece ATP sentezlendiğini bil. 3 taneymiş, 2 taneymiş salla. Aydınlık evrede ATP sentezleniyor. Bitti. Niçin sentezleniyor? Çünkü ben ne yapacağım kardeşim? Burada karanlık evrede kullanacağım bunu. Natlar ne yapıyormuş? İndirgeniyormuş. Neden kardeşim? Çünkü karanlık evrede ben bunu yükselteceğim bu yüzden. O zaman ben aydınlık evreden karanlık evreye ne gönderiyormuşum? ATP gönderiyorum 1. Natları nasıl göndereceğim peki natları? Natları da indirgenmiş vaziyette göndermiş olacağım, tamam mı? Peki karanlık evrede ne var? Bakın ne diyor? Şeker diyor. Ne açığa çıkıyormuş? Besin açığa çıkıyormuş yani karanlık evrede. Ve reaksiyona ne giriyormuş arkadaşlar? Reaksiyona karbondioksit giriyormuş. Unutmuyorsun bunu, önemli. Burada bakın ne yok? Burada oksijen yok canım evladım. Oksijen diye bir şey yok burada, dikkat edin. Yine aynı şekilde bir şey daha söyleyeceğim. Suyun fotolizi derse eğer ki, fotoliz ifadesi de kime özgüdür? Aydınlık evreye özgüdür diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Unutmuyorsunuz bunları. Önemli bizim için. Peki başka buradan buraya ne gönderilecek? Yani Calvin döngüsünden diğer tarafına gönderilecek peki. ATP'yi kullanacağım mı Calvin döngüsünde? Kullanacağım. O zaman ATP'yi kullanırsam buraya tekrar aydınlık evreye ne gönderirim? ADP'ye gönderirim. NADP'yi ne yapacağım peki? Bakın 2 numarada, 2 numarada karanlık evre demiştik. 2 numaraya karanlık evre yazalım. NADP'yi ne yapacağım karanlık evrede? NADPH2'yi NADP'ye yükseltmiş olacağım arkadaşlar. Yani bu taraftan bu tarafa ne göndermiş olacağım? NADP göndermiş olacağım. Tamam? Olay bu şekilde adlandırılmış oluyor. Hocam fatlar matlar falan var mı burada? Yok, onlarla kafanı karıştırma. Fotosentez kısmında fatlar matlar yok. Fada gördüğümüz yer sadece neresiymiş arkadaşlar? Solunum. Yani hücresel solunum şeklinde adlandırılan evremizmiş. Unutmuyorsun bunu da. Bir de hocam kemiği ozmozise göre hem hücresel solunumda ETS vardı. Bakın şurada görmüştük ETS'yi. Gördüğünüz gibi burada gördük ETS'yi. Bunun ETS'si nerede peki değerli hocam? Fotosentezin ETS'si nerede kardeşim? O da aydınlık evrede. Aydınlık evre reaksiyonlarında tilakoid zarda ETS'ler bulunmaktadır. Zaten bu yüzden aydınlık evrede ben ne sentezlemiş oluyorum? ATP sentez görev aldığı için ATP sentezlemiş oluyorum. Şu alttaki şekilde peki hocam? Şu alttaki şekilde şu hocam. Fotosentez vs selüler demiş. Ne diyor? Hücresel solunum diyor. Yani diyor ki bir bitki diyor gündüz diyor fotosentez reaksiyonunu gerçekleştirir diyor. Atmosfere oksijen verir diyor ve güneş enerjisinden faydalanır diyor. Bununla beraber diyor karbondioksit de kullanır diyor ve şeker yapar bundan diyor. Aynı zamanda mineralleri ve suyu da kullanır diyor görsel. Bakın görseli okuyorum sadece.
Aynı zamanda diyor geceliğin de diyor fotosentez yapamaz diyor bitki diyor. Hücresel solunumu yapar diyor. Yine suyu kullanır, mineralleri kullanır diyor. Ama bu sefer diyor şekeri diyor üretmez diyor. Şekeri kullanır diyor kendisi için diyor. Oksijeni de diyor kendisi için solunum yapmak için kullanır diyor. Atmosfer de bu sefer ne verir diyor bitki diyor. Karbondioksit verir diyor. Niye yapamıyor peki fotosentez? Işık yok çünkü oğlum. Işık yok tamam. Ondan dolayı. Bunu da söylemiş olduk. Evet, umarım faydalı olmuştur. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir arkadaşlar. Kısa bir şekilde, sizi yormayacak bir şekilde anlatmış olduk. Yarınki konum belli değil. Bakacağım duruma göre bir şey belirleyeceğim kendi kafamda. Ona göre ne yapacağım? Sıcağı sıcağına taze taze çekeceğim videomu ve yüklemiş olacağım. Kendinize çok iyi bakınız arkadaşlar. Hoşça kalınız efendim.